Adım adım ALES Matematik bölümü 6. Teknik ve çiftlik konusu yine 2013, 2012, 2011 pardon 2011, 2011 şeklinde sorular gelmiş ama 2012'de de belli soruların içerisinde muhtemelen vardı. Sınanma bu bir önceki bölümden kalmış. Şimdi bu bölümde sınanan bilgiler neler? Ona bakalım. A ve B sayıları. Mesela birisi tek olsun, birisi çift olsun. Bu iki sayının toplamı, bu iki sayının farkı, bu iki sayının çarpımı, bu iki sayının bölümü. Bölüm pek kullanılmıyor ama çarpımla aynı zaten. Bize soruluyor. Biz neyi bileceğiz? Mesela oldu aklınıza gelmedi. Ben olabildiğince ezberden kaçmaya çalışıyorum. İki sayının çarpımı tek miydi, çift miydi? Hemen 6 ile 2'nin çarpımı, pardon, 3 ile 2'nin biri tek, biri çift. 6 demek ki çiftmiş. Şimdi tek ile tekin toplamı ne oluyor? 3 artı 3 örneğin çift, 6. Tek ile çiftin toplamı tek. Çift ile çiftin toplamı çift oluyor. Farklarda da aynı şeyler var. Mesela 3'ten 3'ü çıkarsak 0 olur. 3 ile 3'ü toplayınca 6, ikisi de çift. Ve geçiyoruz çarpıma. Tek ile çiftin çarpımı çift. Çift ile çiftin çarpımı çift. Tek ile tekin çarpımı tek. Şu nokta çok kullanılıyor sorularda. Tek ile tekin çarpımının tek olması. Şöyle işte tek 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 tek. Bunun çarpımı ne oluyor? Tek oluyor. Buna bir tane çift getirirseniz, örneğin 2 ile çarptığınızı düşünün tüm ifadeyi, birden alıp bunu çift yapıyor. Sorularda genelde bu nokta üzerinden tasarlanıyor. Mesela şu soru diğerlerine göre daha bir şık bir soru aslında. Diyor ki tam sayı birer. A artı B tek ise A çarpı B çifttir. Yani şey diyor, A artı B tek ise derken, yani toplamları tek ise biri çifttir, biri tektir. Hangisinin olduğunu bilmiyoruz. Ama ikisi sonuçta birisi çift, biri tek. Dolayısıyla bunların çarpımı çift olur. Örneğin 3 ile 2 de olsa aynı, 2 ile 3 de olsa aynı. Çarpımları 6. A artı B çift ise, yani bu sefer de ne diyor? Ya bu iki sayı tek, teke tek. Örneğin 3 artı 3 6 ya da çift. Örneğin 6 artı 6 12. A eksi B de çifttir. Bakalım 3 eksi 3 0, 6 eksi 6 0 doğru. A çarpı B tek ise A artı B tektir. A çarpı B tek ne demek? Biri tek, biri çift demek. Ve dolayısıyla ikisinin toplamı da tektir. Geçtik buna. X ve Y tam sayıları için 3x artı 2 15. Şuna dikkat edelim. Bir şeyi 2 ile çarpınca o tek de olsa çift de olsa şurası çift olur. 15 olmuş. Demek ki burası da tek. Çünkü teki çiftle toplarsak tek bir sonuca ulaşırız. 3x'in tek olması x'in de tek olduğunu gösteriyor. Çünkü eğer x çift olsaydı 3 ile çarpınca o da çift olacaktı. Biz neyi elde ettik? X sayısı tektir. Bunu elde ettik. Y sayısı çift midir? Şu an bilmiyoruz çünkü tek de olsa çift de olsa 2 ile çarpınca zaten çift hale geliyor. X çarpı y sıfırdan büyük veya eşit midir? Burada da dikkat etmemiz lazım. Her zaman doğrudur demiş ve bunlara tam sayı demiş. Yani ben örneğin x'i eksi 15 alsaydım, buraya eksi 45 olacaktı. Pardon, x'i 15 alsaydım, burası 45 olacaktı. Artı 2y, y'yi de mesela eksi 15 alsaydım, eksi 30, 15 olacaktı, sağlayacaktı. Ama biri pozitif, biri negatif olduğu için x büyüktür y her zaman sıfırı sağlamayacaktı. Tabii bu teklik çiftlik değil, daha çok pozitif negatiflik içine sokulmuş. ABC pozitif tam sayılar. AB artı AC 27. Güzel bir nokta. Şunu kafamızda tutmamız lazım. Yani eğer bu tarz işte bir şeyle bir şeyin çarpımı artı bir şeyle bir şeyin çarpımı diyorsa, böyle çarpımları toplattırıyorsa bize, bu çarpımlarda ortak bulunan şeyi kullanmamız çok önemli. Burada A var mesela. A'yı aldığımızda dışarı. Burada B kalıyor. Burada C kalıyor. Şimdi bu 27'ymiş. 27 ne de demek, ne demek? Yani burada 27 ile 45 olması da çok fark etmiyor. Yani sadece şuraya tek sayıdır demiyor. Bunun soyuncu tek sayıdır demiyor. Onun yerine bir tane tek sayı yazıyor. Bu tek sayı. Çarpım durumunda tek sayıya ulaşmanın tek yolu, az önce söyledim hep bunu sorarlar diye,
İkisinin de tek olması. Burası da tek, burası da tek. Yani A tek, onu biliyoruz. B artı C de tek. B artı C'nin tek olması demek birisi tek, birisi çift. Çünkü ikisi de tek veya ikisi de çift olsa toplamları çift eder. Şimdi bunu elimizde tutalım. Birinin tek, birinin çift olması ne demek? Çarpım durumunda çift bir sonuca ulaşırız. Yani şurada çift sonuca ulaşırız. Bunu da tekle çarpınca çift olur. Bunu bir alalım. Sonucu çift sayım. Şuraya bakalım. A artı B artı C. Şimdi B artı C tekmiş. Bunu biliyoruz. A da tek. Bunu da biliyoruz. İkisini toplarsak örneğin 3 ile 5'i toplayalım. 8 oldu. Demek ki sağlıyormuş. Bu birini de sağlayınca hepsini de sağlar zaten bu tarz şeylerde. Burada pozitif negatiflik vardı. O yüzden ayrı bir durum var. Burada A çarpı B artı C. Şimdi biz B'nin negatif mi, şey tek mi çift mi olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla mesela B tek olsaydı atıyorum, o zaman C çift olacaktı. Tekle tekin çarpımı tek, çiftle toplamı tekle tekin çarpımı tek, çiftle toplamı tek olacaktı. Ha, B eğer çift olsaydı çiftle çarpımı çift, tekle toplayacaktı, yine tek olacaktı. Dolayısıyla bu gelmiyordu. 1 ve 3 bizim doğru cevaplarımız. Neyi ölçümledik? Önemli olan o. Şunları tekle tekin çarpımı, tekle tekin toplamı, tekle çiftin toplamı. Bunu sormadı ama sorabilir. Böyle bir sürü sayı verip bir tane çift koyup sonra hepsini çift yapabilir.